Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizi ben 3 tane renk kullanarak ördüm. Dilerseniz 2 renkle dilerseniz çok fazla renkle bu modelimizi çalışabilirsiniz. Bataneler, yazlık örgüler, yelekler, ceketler, bebek örgüleri olarak Örebilirsiniz bu modelimizi her türlü örgüde çok güzel duracaktır. Her sırada farklı renk kullanarak ördük. Birinci sırayı tamamladıktan sonra yani ilk rengimiz ipimizi koparıp diğer rengimize başlıyoruz ve hep ön yüzden örüyoruz, arka yüzden örmüyoruz. İpimizi burada koparıyoruz ve şöyle gördüğünüz gibi gizlediğimiz zaman hiç sıkıntı olmuyor hem başta hem bitişte. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu örgümüzün modelimizin yapımına başlayalım kolay gelsin. Modelimizi uygulamaya yetecek kadar zincirimi çektim ee, ve hemen kurmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincir içerisine geliyorum. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. 1, 2 3 3 defa da çekiyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya girerek 1 2 3 defa da trabzanımı çekiyorum ve ilk sıramı başlatmış oluyorum. Tığımın başında doluyorum. 1 2 3 4. zincir içerisine batıyorum. 1 2 ve 3 defa da çekiyorum. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa dolayarak aynı yuva içerisine tekrar giriyorum. Üç defa da alarak kapadım. Tığımın başını tekrar doluyorum. 1, 2, 3 atlayıp dördüncü zincir içerisine batıyorum. Bir trabzanımı ördükten sonra iki tane zincir ilavesiyle tekrar başını dolayıp aynı yuvaya batıyorum. 3 defada kapatıyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. 1 2 3 4. 1 2 3 defa da çekiyorum. 2 zincir ve yeniden yuva içerisine giriyorum. Şöyle bakalım. V'lerimizi yaparak sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. V'lerimizi sırası ile kurarak sona doğru geldim ve en son V'mi kurdum zincir çekmeden tığımın başını doluyorum en sondaki iki tane zincirim kalmış 3 kalsa da fark etmez şöyle batıyoruz sona ya da trabzan modelimizi neyin üzerine kuracaksanız yine 3 defa da çekerek alıyorum ve bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum Başlangıç ve bitişte birer tane trabzanımız oluyor. Bakın burada zincir çekerek dönmüştük. Ve birinci sıramız bu şekilde tamamlandı. Şimdi ikinci rengimi hemen başlatmak istiyorum. Gri rengimle örelim. Yine aynı yönden hep tek yönden örüp diğer yönde keseceğiz. Bir zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Ve sıra başına geliyorum. Şurada dönerek ördüğüm ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. 1-2-3 Tığımın başını doluyorum. Bir önceki sırada örmüş olduğum V'nin içerisine giriyorum. İpimi de şöyle arkadan gizleyeyim. 1-2-3 1 2 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 araya zincir çekmiyorum bakın kenar trabzanımı ve ilk beğemi ördüm araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum ve ipimi arkadan gizleyerek götürüyorum 1 2 3 araya iki tane zincir tekrar 1 2 3 Araya zincir çekmeden sadece V'lerimizin içerisine zincir çekiyoruz. Diğer V'me geliyorum. İki tane zincir. İlk trabzanımı ördükten sonra ikinci trabzanımı aynı yuva içerisine örüyorum. V'im bitti. Zincir çekmiyorum. Sadece başını dolayarak batıyorum ve trabzanımı iki zincirimi tekrar trabzanımı örüyorum ve bütün V'lerimi bu şekilde örerek sona kadar ilerliyorum. Bütün V'lerimi tamamladım. En son V'mi ördüm. Kenardaki trabzanımız var. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincirimi çekip gri rengimi de bu şekilde tamamlamış oluyorum. Her rengi bir sıra örerek modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi istediğimiz renklerle ya da her iki rengimizi sürekli kullanarak modelimizi biraz büyütelim ve istediğimiz yerlerde kullanacak hale getirelim. Her rengimizi sadece düz yönden örerek büyüttüm. Dilediğiniz renk kombinasyonunu ayarlayabilirsiniz. Tabi dilerseniz iki renkle de ya da her sırası farklı renkle de çalışabilirsiniz. Bir sıra daha sizlerle birlikte örelim. İpime bir tane zincirimi çekiyorum. Ve burada şöyle düğümüm atıyorum. Yine aynı şekilde kenardaki zincirden çektiğim trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Buraya sabitliyorum. Arkadan ipimi şöyle alıp örerken gizlemek için şu şekilde hazırlıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. İlk V'min içerisine arkadaki ipimizde gizleyecek şekilde alarak giriyorum. 1, 2 ve 3. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yuva içerisine giriyorum. 1, 2 ve 3 şöyle görelim bakınız bu şekilde ördüğümüz zaman şurada bir yığım olmaz daha sonra da size zorluk çıkarmaz bu şekilde gizlenerek devam eder tekrar araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum ve yuva içerisine giriyorum araya 2 tane zincirimi çekiyorum Başını dolayarak aynı yere tekrar giriyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bakın ipimiz halen arkada. Şu şekilde gizleyerek götürmekteyiz. Son olarak burada da gizleyebiliriz o uzunluğu. Araya iki tane zincirimi çektim. Bir tane trabzanımın sonrasında. Ve yine aynı yuvaya girerek İkinci V'imi örüyorum. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son tığımı başını doluyorum. Kenardaki trabzanım üzerine batarak 1, 2, 3 defa da alıp bir zincir çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Hep düz yönden örüyoruz. Ve çeviriyorum arkasını hemen gizlemeye başlıyorum. Dikkatli bir şekilde öne çıkmadan gizleme işlemlerimizi yapalım. Yeteri kadar gizledikten sonra kalan ipimizi keselim ve temiz bir çalışma yapalım. Evet modelimizi bu şekilde tamamladık gayet kolay görmüş olduğunuz gibi yapımı umarım beğenmişsinizdir umarım faydalı olabilmişimdir yeni çalışmalarımızla yeniden birlikte olmak üzere hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere